Hepinize tekrar tekrar merhaba arkadaşlar. Biliyorum 3 günde bir atmam gereken videoları 3 günde bir, 4 günde bir veya 5 günde bir olarak atmak zorunda kalıyorum ama bunun önüne geçeceğim. Ne yapacağım yarın cumartesi, bu yüzden video stoklayıp size planlayıp arka arkaya atacağım. Bunu bir tık daha hızlandırmayı düşünüyorum ama bakacağız. Şimdilik bu şekilde bu hızla gideceğiz. Tabii ki araya bonus videolarımız da olacak, onu söyleyeyim. Ve ekstra olarak da arkadaşlar sesim kötü ve farkındayım. Hastalandım çünkü, o yüzden çok fazla şey yapmak istemiyorum. Bakın bu da yeni mikrofonum arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Fan sesini falan alıyor. Bunun ayarlarını yapacağım. Hala yapamadım ne yazık ki. Ama bunun da ayarları tabii ki gelecek. Bugün sizlerle beraber biliyorsunuz A'dan Z'ye gidiyoruz. Herkes yorumlara şey yazıyor şimdi. Switch. İçiyorum ama değişmiyor arkadaşlar. Yakafalarından sesi alıyor. Hepinizden özür diliyorum bu öksürük için. Şöyle ki arkadaşlar, bugün sana Audi. Tamam, doğru söyledim ya, ben niye bu kadar takıldım bu Audi lafına. Sesim şu an garip olduğu için takılıyorum arkadaşlar. Siz takılmayın. Şöyle, Audi markasında hangi araçlar 2.247.000 TL altına satılıyormuş, buna bakacağız. Ama burada şöyle bir şey var. Bir dakika hemen geçelim. Sadece bir paket bu listeye giriyor. Bir paket bu listeye girdiği için de bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Öncelikle aracımız A3 Sportback arkadaşlar. 35 Turbo PSI. 150 HP Adventure paket. S-Tronic. 2.267.531 TL'lik bir fiyatı var. Diyeceksiniz ki bu 20.000 lira üstü değil mi? Evet arkadaşlar, 20.000 lira üstü. Ama duruma göre ayarlayabilirlerse bununla da bir şey yapılabilir diye düşündüğüm için bunu bu listeye aldım. Çünkü hani sırf 20.000 lira için bunu bu listeden çıkarmak istemedim. Elim ellenmedi. Gönlüm de ellenmedi. Yani o galiba gönlüm ellenmedi. Neyse. Arada azıcık karışıyor. O yüzden ben de dedim ki ya 20.000 lira için bunu kıracağız falan yapıp videosunu çekmeye karar verdim. O yüzden çok fazla bir video olmayacak çünkü bir tane var. Ama dediğim gibi hani olursa alınabilir mi? Alınmaz. Ben olsam almam arkadaşlar bu arada. Neden diyeceksiniz? Çünkü en giriş paketi, en boş paketi, evet Audi olabilir ama ekstra olarak da bunun bir hatchback, sportback de olsa, yani öyle kısa bir şey olduğunu düşünün. Yani o yüzden ben yok ya, almazdım. Bu parayı buna vermezdim açıkçası. Çünkü bu fiyatlara daha güzel araba alabilirsiniz. Alfa Romeo'ya bakın. Mesela bir önceki videoda, zaten en son videonun sonunda çıkacak o da. Gidip onu da izleyebilirsiniz. Yani oradaki arabaları almak varken bu arabaların bu fiyatı vermenizi tavsiye etmem. Ve yukarıda şu tarafta olacak. Diğer tarafta. Ben şu an ekranın diğer tarafındayım. Oradan da diğer videolara bakarak da bir aklınızda bir şeyler oluşturabilirsiniz. Yerinizde olsam o zamana kadar, yani 2025 yılına kadar tüm hepsini ezberlerdim. Ve ona göre bir araç almaya geçerdim. Fiyatlar hazır düşüyorken, herhangi bir şekilde artış yokken bunu değerlendirin derim. Çünkü şu anlık hem konukta hem de arabalarda bir düşüş, bir duruş var. Araba çok fazla düşmek değil de yani hepsi stabil yerinde kalıyor. Çok az bir oynama yapıyorlar. Yani indirim adı altında işte bir tanesini 200.000 lira düşüp diğerlerini 50-60.000 lira indirip dikkat çekiyorlar, reklam satışı yapıyorlar ama yine siz bilirsiniz. Evler çok fazla yapılıyor. İnanılmazca bir ev muhabbeti var. Yani bilmiyorum. Çok garip. Bu kadar evi kim alıyor, kimler alıyor, onu da çok merak ediyorum bu arada. Bakacağız. Neyse arkadaşlar, konuyu çok dağıttığımı düşünüyorum. O yüzden hiç lafı uzatmıyorum. Öncelikle eğer siz de bu seriyi kaçırmak istemiyorsanız ve bu tarz şeyleri kaçırmak istemiyorsanız ekstra olarak bu tarz videoları izlemek istiyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ama yok, ben sana destek olacağım derseniz hemen yanında katıl butonu var arkadaşlar. Katıl butonuna tıklıyorsunuz. Cüzi miktarlarda kendi cebinizi yormadan bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki sizden isteğim tabii ki de bu videoyu emeğimi karşılığı olarak veya videoyu beğenmişsinizdir. O yüzden bir beğeni tuşuna bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen o yine o alt kısımda yine beğenilerin, yorumların olduğu kısımda bir süper teşekkür butonumuz var arkadaşlar. Onda da 20 lira karşılığında bana destek olabilirsiniz. Gerçekten şu sürükten bıktım.
videoyu çekip kapatmak istiyorum. Son olarak da yorumlarınız benim için değerli. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın ve abone olmayı sakın unutmayın diyorum. Hemen kaçıyorum.